Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Büyük Türk Milleti önünde namusu ve şerefim üzerine and içerim. Yani ben bir milletvekili olarak 30 senedir yabancı elçiler beni kendi milli kurtuluş günlerine davet ederler. O davette önce ev sahibi elçi çıkar, usule bir küçük konuşma yapar. Arkasında da orayı Türkiye'yi temsil yetkisi olan bakan veyahut da o seviyedeki bir adam da karşı bir ufak konuşma yapar. Şey, 30 senedeki siyasi mücadelemin temeli budur. Benim bu mücadele tarzımda rahatsız olan işte AKP'ler ve onların olsunla görüştüğü kitleler bana karşı her zaman karşılar. Ya Fener zaten kendi açıklamasını yapıyor. Kirletmiş AKP. Ama maalesef saat 22.19.33'ünde hiç önceden haber verildi. Haberdar edildiği taraflara Çankaya'nın tepesine bir Abdullah Gül oturuyor. Şimdi ben de ona şimdiye kadar Cumhurbaşkanı demişim, dedi Tayyip Erdoğan'a da başbakan demişim. Niye demiş dememişim? Çünkü o makamların gerektirdiği, gerektirdiği nitelikleri taşıyan insanlar değil. Şimdi Abdullah Gül diyor ki feneri getirip de o başlarına yani boyunlarına asacağım bu kilit feneri. Mahkemeye hiç gördün mü efendim bu elinizle giderken? Şeye gittim, salona girdim ama masanın üzerine koymadım, yanıma koydum. Şimdi bana göre Dersim mi olsun, Tunceli mi olsun konusundaki bir tercihte burada en büyük söz sahibi Tunceli halkına bir prensibit yaparak yani burası Dersim mi olsun, Tunceli mi olsun diye bir halka sormak lazım. Yargıya bundan sonra göreve davet ediyoruz. Eğer bu görevleri yapmazlarsa ülkede yarın da kendileri de çocukları da bu yargıda görev yapanlar çocuklar kendileri de maalesef iftihar etmeyeceklerini. Şimdi siz ona düşen yani şeyde o sırada içinizden 5 milletvekili ayağa kalkıp hayır kalkmadınız efendim. 5 milletvekili kalkıp diyebilirdiniz ki efendim oylama yanlış yapılmıştı diyecektiniz. Bu Anayasa Mahkemesi Başkanı dedi ki bizi de halk %10 seçim barajından kaynaklanan bir hak ihlalleri ilgili dava açılmış. Bu davayı yakında karara bağlayacağız dedi. Siz demokratsanız, her insan haklarına saygılıysanız, peki eğer oya bak bir yere seçime gidiyorsanız, vatandaşın özgürce iradesini kullanmaya müsaade edin. Böyle bir şey olur mu ya? Hep sizin yönlendirmenizle mi bu meclis çalışacak? Tabii işte. Kamal Bey sizi, sizi konuşturacağız istediğin kadar rahat ol. Şimdi açılır arkadaşlar açılınca bulur bir yer. Bulur rahat ol. Siz onu rahat olun. Size bir yer bulur. Ya oradan konuşuyorum. Şimdi konuşuyorsun. Hadi. Değerli milletvekilleri, parlamentomuzun iki yüz akı, iki markası artık bundan böyle CHP'nin çatısı altında olacaklar. Onlarla beraber olmaktan son derece mutluyuz. Bir saniye. Çok özür dilerim. Bir saniye efendim. Efendim özür dilerim. Çok özür dilerim. Olmaz efendim. Size yakışmadı sayın genel. Size yakışmadı lütfen. Biz sizi onur ettik. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. TRT varsa tarafsız olması lazım. Şimdi devletin parasıyla buralara gelip para harcıyorlar. Ondan sonra da AKP'nin bilmem hep bakanları seni yapıyorlar. Ben burada bağımsız milletvekiliyim.
Ya valla şu anda bir şey diyemem ama bir bakalım sana. Zaten Şubat'a kadar şey var. Ya Tayyip, ben bir zengin Tayyip gelir ondan para isteyeyim. Tayyip para verse? Ver. Sıkıştırmayın ya, böyle olmaz ki. Başkan bir şey yok. Onlar kesti. Tarafsızlığıyla kamuoyunda yarattığı o etkinin etkisiyle en ilk yapılacak seçimde iktidara gelir ve Türkiye'yi de içinde bulunduğu çok sıkıntıdan kurtaracağına inanıyorum. Evet, hayırlı olsun diyelim. İnşallah hayırlı sonuç çıkar. Saygı. Peki, çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim. Bugünkü işte Tayyip Bey kendisine bir diktatörlük hazırlamak için bir zemin hazırladı. Bu kadar insanları bu yaz sıcağında gezdirdi. Ben diliyorum ki sandıkta da hayır çıkacak. Bu kadar para harcandı. Hiç